Evet, hürmetler, saygılar, selamlar. Bugün birçok vatandaşımız yeni ürünleri tanıtır mısınız, tanıtır mısınız, tanıtır mısınız dediler, dediler. Biz de eyvallah tanıtalım dedik. Bu henüz yeni değil. Daha deneme aşamasındayız. Bu içilebilir silikon. Evet, içilebilir bitkisel silikon ürettik. Aynı zamanda bunu elinize, yüzünüze sürebilirsiniz. Bunun özelliği nedir? İçilebilir silikonun her türlü cilt hastalığına karşı. Şimdi bunun birleşiminde çok özel bir antibiyotik var. Almanya'dan getirtiyoruz. Doğal antibiyotik, ha, kimyasal değil. $1,750. Maşallah, çok ucuz. Evet, çok çok pahalı ve çok çok etkili. Her türlü cilt hastalığına. Hem içilir bu. Evet, bitkisel silikon, kimyasal değil. Bardak olmadı, sizin tepemize dikiyoruz. Fark etmez. Bardak mı getireceksin? Sen getirmez, akşam olur, boş ver. Kalsın. Nasıl olsa bende başka kullanan yok. Evet. Ne kadar içebiliriz? Bir veya iki çorba kaşığı. Bismillahirrahmanirrahim. Bitkisel silikon. Güzel. İçerisinde çok güzel antibiyotik var ve çok önemli bir iki madde daha var. Bu ikinci önemli madde ise ne yapıyor? Beyindeki özellikle ve sinir sistemindeki alüminyumu kendine bağlıyor. Şalet denen bir madde ortaya çıkıyor. Alüminyum şalet. Yani kimyasal bir reaksiyon meydana geliyor. Alüminyumu bağlıyor, hop yallah dışarı atıyor. Ağır metalleri. Şimdi bu nedenle çok önemli. Alüminyum bağlayan maske çok çok önemli. Niçin, neden derseniz, bugün günümüzde insanlar tüketmiş oldukları bütün hazır gıdaların ambalajında alüminyum kullanılıyor. Alüminyum kullanılmayan hiçbir hazır gıda yok. Çikolata, jelibon, kek, gofret, hazır çorbalar, çerezler, hepsini kullanımda alüminyum. Şimdi bizim üretmiş olduğumuz, yani ambalajlamış olduğumuz bu kükürtü dikkat ettik. Çünkü bunda da alüminyum var. Dışında kağıt, ortasında alüminyum, içinde alüminyumla irtibatı koparan bir madde var. Özel bir. Yani buna dikkat ettik. Alüminyumla temas olmasın diye. Ama bütün diğer hazır gıdalar, hatta suyun üstü alüminyumla kapak yapılıyor. Ucuz, basit, pratik olsun. Yoğurtlar falan filan. Hatta lokantalara sipariş veriyorsun. Alüminyum tabaklarla böyle plastik şey, alüminyum kaplarla yemek getiriyorlar. Sütlü tatlılar falan filan alüminyum. Alüminyum, alüminyum, her yerde alüminyum var. Alüminyum gıdaya geçer, gıdadan beyine. Beyin yavaş yavaş içi boşalır ve sünger gibi olur. Yallah, bir de baktın gitmiş. Şimdi vatandaşın biri bize geldi. Kızı lisede okuyor. 15 yaşında. Okulun en iyi çocuğu iken birdenbire şak gitmiş beyin. Böyle koyun gibi bakıyor. Hiçbir şey anlamıyor. Sorularına cevap veremiyor. Gidiyor geliyor sadece okula. Hemen öğretmenler demiş ki ailesine, sizin çocuğunuzda bir anormalik var, anlamadık. Okulu en zengini, en zekisiyken, her şeye çok dikkatli, konsantre olurken birdenbire gitti bu çocuk. Onlar da o doktor, bu doktor, şu doktor vesaire vesaire. En sonunda birisi teşhis edebilmiş elhamdülillah. Alüminyum zehirlenmesi olmuş. Bu kız çocuğunun, öğrencinin evi okulun hemen karşısında olduğu için çocuk öğlen molasında kantinden yemek yemiyor, eve gidiyor, annesi ona bir tost yapıyor, veriyor. Tostu yiyor, geri okula dönüyor. Ucuza mal etmek için. Fakat annesi tost makinesinin üstünü ve altını alüminyum folyo koymuş. Alttan üstten alüminyum
tosta geçiyor, ekmeğe geçti. Ne oldu? Onu yedi, kana karıştı, beyine gitti, beyin bitti. Okulun en zeki olan çocuğu, en akıllı çocuğu oldu bir koyun. Hiçbir şey anlamıyor, böyle bakıyor. Efendim şöyle tedavi ederiz, böyle tedavi ederiz, öyle tedavi ederiz diye vermişler kortizonu, kortizonu, kortizonu. Kızcağız olmuş bir balon. 50 kilo gelen çocuk 90 kiloya çıkmış. Bakmışlar ki kortizonla daha kötü. Araştırmışlar, bulmuşlar, gelmişler bize. Ha, biz çok özel bir set hazırladık ona. Chlorella. Aa, o da yukarıda kaldı. Neyse. Chlorella, deve dikeni, ormuz kolt beyni temizliyor. Ağır metaller kimyasalları. Vücudu ise chlorella, karaciğeri, deve dikeni vesaire vesaire. Ne oldu? Vücut arındı, temizlendi, yavaş yavaş zayıfladı, zayıfladı, zayıfladı. Zayıflarken tabii ki biraz cildinde, derisinde, orada burada yırtıklar meydana geldi. Yapacak bir şey yok. Onu da gevencelle düzeltmek mümkün. Şimdi buradaki adını ne koyalım diye düşündüm, taşındım. Bitkisel silikon. İçilebilir bitkisel silikon. Silikon. Silikon içiyoruz. Evet. Dünyada ilk içilebilir silikon. Çok komik bir şey ürettik. Daha adına neye karar veremedik. Çalışıyoruz. Bunu eline yüzüne sürebilirsin. Tırnak mantarına sürersin. Ayak tırnak mantarı, parmak tırnak mantarı, sedef, ekzema, akne, liken, liken planus, terbezi iltihabı vesaire vesaire. Her türlü cilt hastalığına karşı. İçildiği zaman bağırsakları da temizliyor, içeriden temizlik yapıyor. Aynı zamanda beyindeki ve vücudun diğer noktalarındaki alüminyumu, ağır metalli kimyasalı yok ediyor. Evet, bitkisel silikon 10 numara yeni bir ürün. Yakında, çok yakında. Çok yakında diyorlar hani şak şak şak. Çok yakında geliyor. Papatya. Papatya. Tabii papatya deyince bunun içerisinde sadece papatya yok. Papatyanın ekstraktı. Efendim, meşe ekstraktı, zeytinyağı yaprağı ekstraktı, çoban çantası ekstraktı, beş parmak otunun, kökünün ekstraktı vesaire vesaire. Ne işe yarıyor? Bazı insanlar enfeksiyon kapıyor. Dışarıda orada burada yemek yediğinde ne oluyor? Zehirleniyor. Ev yemeği yemeye alışan kişi sokakta, yani restoranda veya sokakta yemek yediği zaman bağırsakları çok hassas olduğu için hemen bozuluyor, mikrop kapıyor. İshal, ishal, ishal günlerce. 6 ay ishal olan insanlar var. Aslında ben bunu üretmeyecektim. Çünkü neden için? Her ürün için Tarım Bakanlığı'na para. Şunu üretiyorum para, onu üretiyorum para, 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 para. Sanki biz burada para basıyoruz. Matbaamız var. Para makinemiz var arkada bizim saklı gizli. Basıyoruz ya Allah. Durmadan para basıyoruz. Tarım Bakanı diyor ki ne ürettin? Ver bakayım parasını. Başvuru parası, kayıt parası, falan parası, filan parası. Sanki Türkiye'de biz milyonlar kazanıyoruz. Yani üretmeyi düşünmüyordum çünkü maliyetli bir iş. Oraya buraya durmadan para ediyorsun. Fakat vatandaş geldi. 6 aydır ishaldan kurtulamıyor. Kocam ne olur yardımcı olur musun dedim. İyi üretirim, problem değil de. İşte 3-5 tane satacağız ama bir sürü masraf olacak dedim. Ya adam bir türlü çare bulamıyor. Her şeyi kullandık. Her türlü kimyasal zehirleniyor şu adamcağız. Kimyasal ilaçlar fayda etmiyor falan filan. Aradan birkaç gün geçti. Bir başkası geldi işte. Zehirlendim. İshalim. Durmuyor ishalim. Allah Allah. Ne oluyor dedim. Tamam üreteyim dedim. Ve vatandaşın isteği üzerine papatya kapsül ürettik. Haydi bakalım. Gözün aydın olsun. Kullandı vatandaş. Ne oldu? Üreteli yine oldu. 2 günde çak ishal diye bir şey kalmadı. 2 günde. 2 günde. Mastikgam ürettik. Mastikgam sakız ağacının
bazı bölümlerinin, kısımlarını söylemeyeyim orayı. Biraz da bilgisini kulaklık alsın değil mi? Hangi kısım olduğunu söylemeyeyim yani. Destilasyonla damıtılarak elde edilen özü sadece sarı damla sakız ağacı değil. Burada 10 çeşit bitki, laden gülü, nar kabuğu, beş parmak falan filan. Hepsini söylemeyelim. Gerek yok. Gastrit, ülser, reflü. Damla sakızını çok anlattım biliyorsun. Mide kanseri, kolon kanseri, 12 parmak bağırsak kanseri, gastrit, ülser, reflü vesaire vesaire birçok rahatsızlığa karşı etkisi ispatlanmış. Çok çok etkili bir ürün. Biz bunu damla sakızının macununun bal içerdiği için bağırsağında kandida olanlara iyi gelmiyor. Çünkü bal, pekmez, reçel kandidayı besliyor. Bağırsağında kandida olmayanlar için damla sakızı, kilolu olanlar için bu gördüğünüz kırmızı lahana suyu, lahana mix. Ama hem zayıf olan hem midesinin şeyde hem de bağırsağında kandida olanlar için özel bir ürün ürettik. Herkesin rahatlıkla kullanabileceği gastrit, ülser, reflü ve diğer bağırsak rahatsızlarında mastik gam 10 numara denemek için kullanıyorum. Oo çok güzel. Ben her şeyi kendisine deneyeceğim. Gevenceli üret yeni sayılır. Bir ay geçti herhalde. Yeni bir ürün. Hücre yeniler, DNA'yı tamir eder. Hücreler bölündükçe yavaş yavaş hücre bölünmesi sırasında kromozomlar ortadan bölünürken bölünme noktasında böyle bitişik olduğu yerde hücre kromozomların ucunda telomeraz enzimi var. Bu uç kısımdaki telomeraz her bölünmede azalır. Yeni doğan bir bebekte telomeraz enzimi 15.000 amino asit parçacığından, molekülünden oluşur. Nükleotit denir. Yani bu parçacıklara nükleotit. 15.000 nükleotitten oluşur bir bebekte, yeni doğan bir bebekte. Kromozomun ucundaki bu enzim. Şurasını şöyle telomeraz diyelim. Gerisi kromozom. Başka parçası. Her bölünmede telomeraz kısalır. Adam 30 yaşına geldi 10.000'e düşer. 80 yaşına geldi 5.000'e düşer. Artık hücre bölünmez. Ne olur? Ölür. Hücreler yavaş yavaş ölmeye başladığı için ne olur? Kas erimesi, kemik erimesi, doku erimesi vesaire olduğu için, kemik erimesi vesaire olduğu için ne olur? Yaşlı insanlar yavaş yavaş küçülür, büzülür. Bunu geciktirmek ve uzatmak veyahut da azaltmak için birçok klinik araştırması yapılmıştır. Bu araştırmalarda bir gevenin birleşiminde astragalo denen bir madde buldular. Kilosu 36.000 dolar olan bu maddenin üzerinde hala tartışmalar var. Kimi diyor ki çok çok faydalı. İşte 100 defa bölünen bir hücreyi ortalama 400-500 defa bölünebilir hale getirdi. Mükemmel dünya çapında bir buluş diyor. Bazıları da kanser hücrelerinde aynı şekilde uzun ömürlü olmasına sebep olabilir, tehlikeli olabilir diyor. Vesaire herkes bir şey diyor. Ama biz yan etkisi olma ihtimali olan astragalo yerine başka bir yöntemle, başka bir metotla daha etkili hale getirdik. Zararını ortadan kaldırıp daha etkili hale getirdik. Geven. Çemen, söylemiştim, atalarımız pastırmada mutlaka çemen kullanmış. Et yerken pastırmayla çemende kullanmak da çok çok önemli. Neden? Çemen, kolesterol, lipid, çemen yediğinizde kolesterol, lipid, trigliserit, şeker, hiçbir şey kalmaz. Klinik araştırması var yüzlerce. Detaylı bilgi isteyenler bitkiseltedavi.com.net'e girsin bak. Çok ayrıntılı bilgi var. Bir sürü klinik araştırması var. Şimdi çemen olmasaydı Türk tarihinin en önemli buluşlarından birisi. Atalarımız bundan 18.019 yıl önce Türkmenistan'ın başkentine yakın bir yerde bir
Dünyanın en eski medeniyetini kurmuşlar. Anao. Anao de diyorlar. Türkmenlere Anao diyorum anlamıyor. Enev deyince anlıyorlar. Enev, Enev. Onlar Enev diyor, biz Anao diyoruz. Milattan önce 16 bin yıl önce burada bir şehir kurulmuş. Zamanla burada savaşlardan şundan bundan dolayı insanlar terk etmiş. O şehrin üstünü kumlar kaplamış ve sonradan yanında yeni bir şehir kurulmuş vesaire vesaire. Kazı çalışmalarında bulundu ve 18 bin 19 yıl önce kurulan bu medeniyet, insanlar, atalarımız sirke üretmiş, çemenli pastırma yapmış, ekşi mayalı ekmek yapmış, yoğurt yapmış, sirke yapmış vesaire. Yani dünyanın en büyük buluşlarını atalarımız bundan 18 bin 19 yıl önce yapmış. Biz hala onların vardığı noktaya varamadık. Bir bazı noktalarda hala taş devrini yaşıyoruz bazı sorunlarda. Bu da çok mükemmel çemen. Kolesterol, lipid, trigliserit, şeker hastalığına karşı. Mükemmel bir etkiye sahip. Evet, buradan bir ürün daha ürettik. 40 kilit. 40 kilit söğüt gibi ama bunun eklem sıvısını artırıcı. Kıkırdaklardaki oluşan, eklemlerde oluşan eklem kireçlenmesinin önleyici. Eklem sıvısını artırıcı. Efendim, idrar yolları enfeksiyona karşı kullanılır. Eskiden Avrupa'da bunu at kuyruğu otunu akciğerde vereme karşı, akciğer veremine karşı kullanılmış. Birçok özelliği var, birçok klinik araştırması var. Yani at kuyruğu ile ilgili birçok klinik araştırması var. Merdiven çıkmakta zorlanan kişi kullanıyor. Şak diyor ki ya çok etkiliymiş. Maşallah. Evet. Mükemmel bir ürün. Diz ağrılarına, bel fıtığına, eklem sıvısı nedeniyle rahatsızlara karşı 10 numara bir ürün. Kuenzim, bazı uzmanlar diyor ki efendim enzim, kuenzim yaşlanırken insan metabolizma yavaşlıyor. Yediğimiz gıdalardaki besinleri sindirim sistemi sindiremiyor. Ve vitamin, mineral, enzim alamıyor. Bu nedenle her insanın günde en az 100 mg kuenzim alması gerekir. Sabah kalkar kalkmaz metabolizmayı hızlandırmak, besinlerden vitamin, mineral, enzim ihtiyacını karşılamak için. Çünkü günümüzde besinlerdeki vitamin, mineral, enzim çok çok azalmıştır. Eskiden bir elmada 400 mg C vitamini varken şimdi 4 mg'a düşmüş. %1'e. Bazı gıdalarda E vitamini yok. Yani o kadar tarımda kullanılan kimyasallar, tarımda kullanılan kimyasal ilaçlar ne yapmış? Zepçedeki, meyvedeki, tahıldaki, bakliyattaki vitamin, mineral, enzimi yok etmiş. Biz tohumu gidiyoruz, Yahudi'den, İsrail'den alıyoruz. Ne oluyor? Adam sana İsrail domates, biber, patlıcan, salatalık vesaire vesaire tohumu verirken hibrit tohum, bir sene sonra onu tohumunu alıp kullanamıyorsun. GDO'lu tohum, hibrit tohum veriyor. Tohumun yanında sağ olsun bir de ne veriyor? Virüs veriyor. Bakteri veriyor, mantar veriyor hastalık yapmak için. Veyahut da ne veriyor? Yabani ot veriyor. Bir ot geliştiriyor, hibritli bir ot, tehlikeli bir, mesela canavar otu diyorlar. Domates ekiyor vatandaş, içinden bir iki tane de canavar otu çıkıyor. Canavar otu bütün serayı kaplıyor. Onunla uğraşıyor bir de. Onunla savaşabilmek için yine İsrail'den bunun ne yapıyor vatandaş? İlacını alıyor. Veya biberde mozaik virüsüne sebep olan bir virüs koyuyor tohuma. Adam biber ekiyor. Bir de bakıyor ki biberler tam meyve verecek zaman böyle bükülmeye başlıyor, ölmeye başlıyor yavaş yavaş. Çöküyor. Sürgünlere yavaş yavaş çöküyor. Adam bunun tedavisi için, iyileşmek için ilaç alacak. Yine İsrail Yahudi lobisi tezgahını kurmuş bütün dünyada. Biz de böyle bakıyoruz.
Ama Gökçek bakmıyor, ne yapıyor? Hem mozaik virüsüne karşı, hem nematoda karşı, hem yerdeki parazitlere karşı, hem bitki, sebze, meyve, tahıldaki haşereye karşı çok güzel ürünler ürettik. Onu da başardık. Evet. Geri dönelim. Q-enzim bugün herkesin kullanması gerek. Niçin? Besinlerden vitamin, mineral alamıyoruz. Metabolizmamız normal çalışmıyor. Bu nedenle dünyada birçok firma Q-enzim üretiyor da bizimki farklı. Her zaman farkımız var. Niçin? Birçok firma Q-enzim üretiyor. İçine 100 mg Q-enzim koyuyor. Gerisini ne koyuyor? 900 mg'ı. Dolgu maddesi. Şişiriyor. Ama burada şişirme yok. Biz 1000 mg kapsülün 900 mg'ına 100 mg'ı Q-enzim, 800 mg'ını bitki ekstraktı koyuyoruz. Niçin? Aynı zamanda beyni çalışsın diye vatandaşın. Ne var? Ginkgo, ginseng, üzerlik, sarı kantaron, melisa vesaire. Yani öbürleri gibi dolgu yok. Avrupa'da, Amerika'da Q-enzim üretenler sadece Q-enzim koyuyor. Gerisine dolgu. Yani yapacaksanız insanca iş yapın. Vatandaşın hem parasını alıyorsun hem içine nişasta basıyor. %90 nişasta basıyor. La ilahe illallah Muhammed Resul. Dünyada sadece vatandaşı düşünen ben miyim? Ama ben böyle olmak zorundayım. Niçin? Hesap vereceğimiz bir gün var. O günde alnımıza çıkmalıyız. Gerisi hikaye. Gerisi beni ilgilendirmiyor. Para sonraki iş. Ama insanlarımız, özellikle Türkler, 5 vakit namaz kılıp, abdest alıp da sonra da yalan iş yapanlar. Çin'e gittik. Çin'de adam diyor ki, Çinli. Türkler geliyor burada diyor. Her şeyin kalitesini, ürünün kaliteye bakmıyor. Bizi de öyle zannetmişler. Yok, kaliteli olacak. Her şeyin kalitesi olacak diyor mu? Adam şaşırıyor. Türkler buraya geliyor diyor. Her şeyin ucuzunu alıyor diyor. Ondan sonra da efendim helal yemek yemek için diyor. Restoran soruyor diyor. Yaptığı iş hep haram diyor Çinli. Çok komikti. Çinli öyle değil. Yani yıllardır tanıyoruz. Konuşuyoruz da. 5-6 tane Çinli var orada konuştuğumuz. Bir tane de Müslüman var. Çinli Müslüman. Türk lokantasına gittik. Çalışan Çinliler var. Dedim bunlar Çinliler ne işi var Türk lokantasında? Onlar Müslüman Çinliler. Adamlar Müslüman olmuş. Bayanlar ve erkekler. Şimdi şuraya geleceğim. Biz Müslümanız diyoruz. Dünyanın her türlü kalabalığı bizde çıkıyor. Türkiye'de çıkıyor. Adamım, elim adamı Çinli. Bizden daha dürüst çalışıyor. Diyor ki Türkler hem diyor Müslümanlıktan, doğruluktan falan filan bahsediyor. Hem de en kalitesiz mal alıyorlar diyor. Yeter ki diyor ucuz olsun diyor. Evet yani. Elhamdülillah. Çin'de 10.000 firma vardır ekstrak üreten belki. Bilmiyorum kesin de. 2 veya 3 firma kaliteli ürün üretiyor. Biz tabii ki her zaman sağlık sertifikası var mı, şusu var mı, hepsini inceliyoruz. O da yetmiyor. Belki adamı vardır alabilir sertifikası. Analiz yapıyoruz. O kadar. Elhamdülillah. Gerçi ekstrakların çoğunu kendimiz üretiyoruz da bazılarını hala getiriyoruz. Oradan, buradan, şuradan. Evet. Şimdi İnsanlarımızın en büyük sorunlarından biri de nedir? Azosperm. Yani çocukken geçirmiş olduğu kaba kulak nedeniyle birçok insanda testisinde varikozit sorun ortaya çıkıyor veya orşit, yani testis iltihaplanması veya testis üstü bezesine epididimit denir. Burada iltihap olursa epididimit sorun ortaya çıkıyor. Veya testislerde
kist oluşur vesaire vesaire, yani tümör oluşur. Çeşit çeşit sorunlar ortaya çıkıyor. İşte bu çeşit sorunlar nedeniyle birçok insanda kısırlık riski ortaya çıkıyor. Kısır olma gibi çok tehlikeli bir sorun ortaya çıkıyor. Bizi arıyor vatandaş, ne yapalım hocam falan filan. Çok enteresan bir olay anlatayım. Çok varlıklı, durumu iyi olan bir vatandaş gelmiş buraya, bana diyor ki 4 defa evlendim, şimdi 5. evliliğim. Niye? Birinci hanımından çocuk olmayınca boşanmış, ikinci hanımından çocuk olmayınca boşanmış, üçüncü hanımından çocuk olmamış, dördüncü hanımdan çocuk olmamış, 5. defa evlenmiş. Bu sefer de boşanmak istiyorum. Niye? Hanımdan, evlendiğim kadından çocuğu olmuyor diyor. Adamın parası, pulu var, müteahhit ama kafa çalışmıyor. 5 defa evlenmek, hep kendini hata, başkasını da arıyor. Evlendiği kadınlarda hata arıyor, çocuğu olmuyordu. Evdeki kendin muayene ol bakayım. 5. hanımda da çocuk olmayınca doktora gitmiş, akıllanmış. 5. defa da. La ilahe illallah Muhammed. Doktor azosperm demiş, nihayet anlamış. 5 evlilikten sonra kafa çalışmış. 5 evlilik. Doktora gitmiş, azosperm ne yapacağız, şunu yapacağız, bunu yapacağız falan filan, hiçbir şey yok. Bana gelmiş diyor ki, ne yapılabilir? Çoban çökerten seti kullanacaksın dedim. Kaç para? Şu kadar hesapladı. Adam müteahhit, paraya gelince pintilik yapıyor. Diyor ki, ben para veremem o kadar. Niye? Ev mi satıyor, araba mı satıyor, arsa mı satıyor? Alacaksın, set 490 lira, birkaç defa alacaksın, bitti gitti. Yok, ben o kadar para veremem. E ne yapacağız? Bana ucuz bir şey söyle. Evet, parası pulu var. Ama Allah herkese her şeyi vermişti. Parayı pulu veriyor ama akıl yok. Kıt. Kıt akıllı diyelim. Cimri, pinti. Allah'ın hiç sevmediği insan tipi pinti, cimri. Hiç sevmedi. Cimrilik, pintilik. Ya adamı kovacaktım, canım sıkıldı. Gidişine dedim. Hem parasız olsa neyse, yardımcı olalım. Ama param var, pulum var, gelmişsin. Bedava ürün almaya çalış. Çok sinirlendim. Dedi ki, bizim burada Azerbaycanlı Şamil Bey var. O da atadan dededen Lokman Hekim. Bu işle uğraşıyor. Bizim orada temsilcimiz. Dedi ki, bizde dedi bir yakşı formül vardır. Yakşı, yakşı nasıl yakşı, neymiş dedim. Bir kavanoza zeytinyağı koyuyorsun. İşte sarımsak, şu bitkileri koyuyorsun, karabiber, kırmızı biber vesaire vesaire. Üstüne inciri dolduruyorsun, bekletiyorsun bir hafta. Sabah, öğle, akşam birer tane yemekten önce, kahvaltıdan önce bir tane incir yiyorsun. Ne olacak? Bu sperm kalitesini artırır. İyiymiş dedim, hadi bakalım bir deneyelim. Hazırladık, verdik adama, al bakalım. Vatandaş gitti, 6 hafta sonra geldi. Ah, eşim hamile kaldı. Vay canına. Yani ben yapar, inanarak vermedim doğrusu. Yani bu kadar etkili olacağını ben de inanmadım. Ama Şamil Bey'i kırmamak için yaptık. İyi dedim, tamam, işe yarıyormuş. Yaptık, ürettik. Çok kişi, çok kısa sürede maşallah hamile kaldı. Hem bayanlarda hem erkeklerde etkili. Şimdi bunlardan birkaç tanesi yorum yapmış. Ahmet Bey ne diyor? Hayat koşulları nedeniyle evlendim. Biraz geç evlendim diyor, hayat koşulları nedeniyle. Sperm sayısının azlığı sorunu bulunmaktaydı. Zar zor bir çocuk sahibi olduk. Tekrar kontrole gittiğimde, çocuğum olduktan sonra tekrar kontrole gittikten sonra yapılan teşhisler sonucunda varikoz olduğunu öğrendim. Aşırı şekilde ağrılar, sancılar oluyordu. Sebebi varikoz olduğunu öğrendim. Varikoz için ameliyat ettiler. Ben ameliyat olmak istemedim. İnternetten İbrahim Gökçe'ye buldum. Gittim yanına, diyor, verdi bana bir çoban çökerten seti. O 5 ay kadar kullandım. Bir de KSK, yani bunu vermiştir. Çoban çökerten seti O'nun yanında incir KSK. KSK bitkilerin şifreli ismi. Evet. 5 ay kadar kullandıktan sonra varikozum eser kalmadı. Efendim, sperm kalitesi arttı, hiçbir sorun kalmadı demiş. Maşallah. Wonderful. Gavurcası. Ahmet Ayhan.
Hocam eşim ve ben yıllarda çocuk sahibi olmak için çok tedavi gördük. Tüp tedavi, tüp bebek yöntemleri boşa çıktı. Bir sürü para harcadık vesaire vesaire demiş. Sizden ailem için hayat seti iyi, kendim için çoban çikolatanın seti iyi. Önermişsiniz. Bunları aldık. 5 ay 6 ay kullandık. Evet, test oldu. Eşim hamile olduğunu öğrendik. Allah sizden razı olsun demiş. Maşallah maşallah. Çok güzel. Hüseyin Beyefendi, Hüseyin Işık. Sperm kalitesinin düşüklüğü, hormon kalitesinde yetersizlik nedeniyle doktorum Prengil ampulü verdi. Bu iğneden 10 adet yaptırdıktan sonra göğüsleri büyümüyor. La ilahe illallah. Prengil iğnesi vermiş doktor. O da kullanmış, kullanıcı göğüsleri jinekomasti oluşmuş. Hormonları bozulmuş. Doktora gittim. Böyle yan etkisi olabilir demiş. Maşallah. Doktora bak. Adamı hormonlarını bozmuş, göğüsleri büyümüş, kadın göğsü gibi göğüsler oluşmuş. Ondan sonra böyle yan etkisi olabilir demiş. Ne güzel. Ama tedavi edememiş tabii. Adamın hormonlarını bozmuş. Ben de İbrahim Gökçük'ten çoban çikolata seti o aldım. 2 ay kullandım. Şimdi çok şükür jinekomastiden kurtuldum. Jinekomastiyi Gökçek tedavi etmiştir. Bitti. Perinur hanımefendi. Hocam merhabalar. Eşimin varikozunu vardı. Yıllarca ilaç tedavisi uyguladık. Ama işe yaramıyordu. Ameliyat bile oldu. 14 ay önce bizden sonra çare şifayı bitkilerden arayalım dedik. Şu an çoban çikolata setini kullanalı 5-6 ay oldu. Allah'a bin şükürler. Ben hamile kaldım. Hocam durumu bizim gibi olanlar için bir umut olsun diye buraya yazıyorum. Sakın umudunuzu yitirmeyin diyor varikozu veya sperm kalitesi düşük olanlar için. Evet, daha çok yorum var bu konuda ama bu kadar yeter. Bugünlük bu konuda bu kadar yeter. Haftaya talep olursa tekrar döneriz. Sağ diz kapağımda çok acılı ağrılar oluyordu. Murat Bey diyor. Murat Özkan. Merdivene çıkmakta zorlanıyordum. Yürürken dizimden kütür kütür ses geliyordu. Doktora çözüm olmadı. Daha sonra Gökçek Şifa'dan aldığım söğüt kapsülü, harpago, aloe vera jel, zencefil 3 ay kullandım. Şu an çok rahatım. İbrahim Bey'den Allah razı olsun demiş. Maşallah. Şimdi ne yaptık biz? Diz ağrısı, bel ağrısı vesaire vesaire için söğütle beraber kullanmak için 40 kilit ürettik. Yani tedavi sürecini daha kısa sürede daha etkili hale getirdik. Hem boyun fıtığı, bel fıtığı, dizdeki menisküs yırtığı, çapraz bağlardaki yırtıklar vesaire, bilek rahatsızlarına karşı her türlü kemik, kas rahatsızlarına karşı 10 numara yeni bir ürün. 40 kilit beraber kullandığımız ne yapar? Tedavi sürecini hızlandırır. Evet. Deniz Hanım, kükürt kullandım diyor. 2 aydır kullanıyorum. Şunu fark ettim. Daha önce normal hayatımda yediğim ve midemde çok dokunan, rahatsızlık veren yiyecekler artık rahat ve rahatsız etmiyor. Maşallah maşallah. Şimdi kükürt, yalnız şöyle bir durum var. Bu hanımefendi aradı beni. Bu kükürt bana çok rahatsız veriyor. Çünkü aşırı mikrop öldürüyor. Bu nedenle bir tatlı kaşığıyla başlayabilir miyim diyor bazıları. Başlayabilirsin. Eğer bağırsağında aşırı parazit, mikrop yoksa. Bağırsağında sorun varsa başlayamazsın. Çünkü aşırı mikrop ve parazit öldürüyor. Ölen mikropların yaymış olduğu toksik maddeyi karaciğer ve böbreklerin temizlemesi, akciğerin temizlemesi zaman alıyor, karın ağrısı yapıyor. Bu nedenle bir çay kaşığı diyorum, o da ağır geliyor. O zaman çeyrek çay kaşığıyla, şöyle bıçak ucu kadar az bir şeyle başlayacaksın. Ama başlamak lazım. Ben günde 3-4 defa dolu dolu sülme ağzına kadar dolu böyle çorba kaşığı içerim. Yani 60-70 gram alırım. Hiç sorun olmaz. Niçin? Bünyem benim alışkınlık. 40 yıldır her türlü bitkiyi ve
doğal ürünleri böyle deneye deneye ne olmuş benim beyim alışmış. Ben 70 gram, 80 gram, 100 gram kükürt yesem, suyla karıştırıp içsem bana bir şey olmaz. Ama siz yarım çay kaşığıyla başlayın, sonra bir çay kaşığı, sonra rahatsız vermiyorsa bir tatlı kaşığı, rahatsızlık vermiyorsa iki tatlı kaşığı, yavaş yavaş, hemen birdenbire hop diye birdenbire tatlı kaşığı alırsanız ölen mikropların yaymış olduğu toksik maddeyi vücudunuz arıtamazsa karın ağrısı, baş ağrısı, bulantı yapabilir, panik olmaya gerek yok. Bugün biraz önce bir genç vardı, geldi. Şimdi bunun vücudunun solunda elektriklenme oluyor. Yanıyormuş gibi. Sağında bir şey yok. Solu, vücudun yarıdan solu kötü, sağından da normal. Tabii birçok ilaç kullanmış, kullanmış, bir faydasını görmemiş. Bana da geldiğinde pek umutlu değildi. Dedi ki, yıllardır ilaç kullanıyorum. Hiç kimse de rahatsızlığımı zaten anlamıyor dedi. Ben dedim ki, sizin rahatsızlığınız gibi rahatsız olan bir beyefendi Amsterdam'da master yapmak için gitmiş. 4 yıldır doktorlar denek yapmışlar, yapmışlar, çare bulamamışlar. Kullandığı ilaçlardan bağışıklığı iyice çökmüş. Adam böyle çalışamıyor. Alık alık bakıyor. Üniversiteye gidemiyor. Master yapamıyor. Türkiye'ye dönecek, dönemiyor. Öyle vakit geçiriyor. Yani 1-2 saat bile ders çalışamıyor. Bizim ürünleri gönderdi, kullandı. 4 gün sonra adam çalışmaya başladı. 4 yıldır bitiremediği master'ın adam, yani 1 yıl oldu neredeyse. Maşallah her şeyini bitirdi. Adam dönünce 5 saat, 4 saat, 5 saat uyur, durmadan çalışıyor. Cin gibi oldu. Evet, bu beyefendi de bugün geldi. Vücudunun yarısı elektrikli ve sıcak. Yarısı normal. Faydası diyeyim. Faydasını gördüm, %30-40 iyileştim ama kükürt çok ağır geldi, bıraktım. Ne kadar aldım? Bir tatlı kaşığı. Bir tatlı kaşığı neden alıyorsun? Vücudun da bağırsakların da kandida dolu. Bırakmayacaksın. Bir çay kaşığıyla başlayacaksın. Ağır gelirse yarım çay kaşığı, ağır gelirse çeyrek çay kaşığı. Ama mutlaka kullanacaksın çünkü bağırsaktaki her türlü paraziti, mikrobu öldürüyor. Detoks, arıtıcı. Ama öldürmüş olduğu mikrobu, parazitlerin yaymış olduğu toksik maddeyi bünye kaldıramıyor, ağır geliyor. Ben çok korktum. İşte biraz rahatsızlık verdi, bıraktım. Peki diğer ürünleri kullanıyoruz, kullanıyorum. Ne oldu? Gelişme var, iyiyim eskisine göre. Ama ben kükürt kullanmak istemiyorum. Buyur. Evet, öyle de tedavi olabilirsin ama süreç uzar. Sorun yok. Hatun Çelik Çubukçu. Ben de kullandım. Hem de çok iyi geldi. Dizimde rahatsızlık. Nedeniyle dizimi bükemiyordum, oturamıyordum. Evet. MSM kullandım diyor. Aa, MSM. Bu da işte bu MSM de aynı kükürt gibi. Ama MSM'nin özelliği farklı. Neden? Metil sulfonil metan. Etken maddeyi hedefe taşıyıcı madde. Enfeksiyonları önler. Bağırsaktaki kolit, ülseratif kolit, morbus Crohn gibi rahatsızları. Eklem romatizmasına, eklem iltihaplanmasına vesaire vesaire. Ama en önemli, daha önemli görev nedir? Birlikte kullanıldığı herhangi bir madde varsa onların içindeki etken maddeyi hedefe taşır. Neyle kullanırsa onu taşır. Postacı MSM. Metil sulfonil metan. Biri bana dün mesaj atmış, diyor ki glukosamin kondratin MSM, başka bir firmanın ürünü. Kondratin ve glukosamin çok yoğun, MSM hiç yok içinde, olması gerekirken hiç yok. En önemli madde kondratin, glukosamin, iki ürün koymuş. Bana diyor ki, nasıl ürün bu ürün? Hiçbir etkisi yok. MSM olmadıkça, metil sulfonil metan olmadıkça glukosamin de işe yaramaz, kondratin de işe yaramaz. MSM mutlak şekilde olacak ve yoğun olacak. Çünkü etken maddeyi hedefe taşıyıcıdır.
etkisini 10 kat artırıcıdır. Evet hanımefendi hemen ne yapmış? Etkisini görmüş, teşekkür etmiş. SMA hastaları tedavisinde ne yapılabilir diye soru sormuştur. SMA hastaları biliyorsunuz kaslarda güçsüzlük, eklem bölgelerinde gevşeklik, kol ve bacaklarda gözlemlenen gelişim geriliği, omurga eğriliği, nefes darlığı, konuşma zorluğu, azalmış deride tendon refleksleri, kuvvetsizlik, yaşıtlarına göre geri kalma, yavaş hareket etme, sık düşme, beslenme bozukları, cılız ağlama gibi belirtileri olan bir hastalık. Bunun 3 türü var vesaire vesaire. Uzun hikaye, internette detaylı bilgi var. Biri sormuş, diyor ki, selamın aleyküm hocam. Oğlumda SMA hastalığı mevcut, hastanelerde maalesef bir sonuç alamıyoruz. Yardımcı olun lütfen Allah razısı için demiş ama şimdi bakın ben açık konuşayım. Şimdiye kadar hep açık konuştum. Bundan sonra da açık konuşayım. Biz şimdiye kadar motor nöron, ALS hastasını iyileştirdiğimiz hastalar var. Kas erimesi, musküler distrofi rahatsızlığı olup da iyileştirdiğimiz hastalar. Panik atak, depresyon, anksiyete, HIV, AIDS hastası. Mesela Çin'de, Doğu Türkistan'da Çinliler orayı açık hapishane haline getirmişler. Her türlü caniyi, katili, hırsızı, tecavüzcüyü oraya gönderiyorlar. AIDS hasta, ağır hastaları, Doğu Türkistanları, Uygurları ülkelerinde perişan etmek için. Acayip bir yöntem uyguluyorlar. Allah onlara yardım etsin. Türklerin durumu Doğu Türkistan'da çok zor. Neyse. Birçok insanda AIDS hastalığı var. Dünyada en çok AIDS'in yayıldığı yer Doğu Türkistan bu nedenle. Bir de her Türk evinde bir tane Çinli barındıracakmış. Öyle de bir kanun çıkarmışlar. Neymiş? Komşuluk ilişkileri falan filan. Yani kafirin zulmü bitmiyor. Ama Allah bir gün onlara öyle bir ders verecek ki görecekler. Neyse. Ya Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Psikolojim bozuldu. Böyle konulara girmek iyi değil. Neyse. SMA hastaları, yani biz birçok hastalık türünü hamdolsun iyileştirdik. Ama SMA hastaları üzerinde bir çalışmamız olmadı. Fakat bilgimiz, görgümüz, tecrübemiz, deneyimlerimize göre iyileştirebilir miyiz? İyileştirebiliriz. Elimizde veri var. Ama bu işi gönüllü olacak biri lazım. Bir hasta olursa deneme yapabiliriz. Ama yoksa ben şöyle tedavi ederim, böyle tedavi ederim demiyorum, bilmiyorum. Denemeden, görmeden bir şey diyemeyiz. Çünkü biz AIDS hastalığını tedavi etmeden önce de AIDS tedavi yok demedim. Ama Çin'de 10 tane AIDS hastası, Doğu Türkistan'da. Türkiye'de de AIDS hastası Özbekistanlı. Bir bayanı daha yeni tedavi ettik, iyileştirdik. Efendim, geçen sene yine AIDS hastası, bir tane hapishanede yatan bir genç, hapishaneden çıkınca AIDS hastalığına hapishanedeki akarlardan akarlar birinin mikrobunu diğerine taşımış, hapishanedekine akarlardan bulaşmış. Öyle bir hastayı tedavi ettik. AIDS hastaları var. ALS hastası, panik atak, depresyon, bunlar sorun değil ama SMA için ne diyorum? Bir şey diyemiyorum. Neden denemedim bilmiyorum. Bilmediğim bir konuda yanlış bilgi veremem. Ama denemek isteyen olursa yardımcı olmaya çalışırız. Yani yapacak o konuda fazla bir bilgim yok. Yani bilgim var ama tecrübem yok. SMA hastaları konusunda bir tecrübem yok. Olursa yani bunu gönüllü bir insan lazım. Yani hasta, ailesi hasta. Serkan Kansoy, beyefendi Zerdeçel ile lenf şişkinliği ve iltihabından kurtuldum. İlk kapsülde 3 ay sonra iyileştim. 3 ay önce tabii
çok şey düşünüyormuş, negatif etkili olur mu, olmaz mı falan filan. Zerdeçal seti kullanmış, böyle büyük olan lenf bezesi nohut kadar kaldı diyor, 3 ayda erimiş. Nohut kadar. Doktorlar önce ameliyat edilecek, mutlaka ameliyatı gerekir derken şimdi doktorları ameliyata gerek kalmadı demişler. Zerdeçal seti O ile hiçbir sorun kalmamış maşallah. Evet, böbreklerde kis vardı diyor Mehmet Aktaş beyefendi. Sivilce bunun için zerdeçal seti kullandım diyor. Hem böbreklerde kis için, böbreklerde kis küçüldü ama aynı zamanda sivilce vardı yüzümde. Sivilceler de yok oldu. Adam böbreklerdeki kis için zerdeçal seti O kullanıyor. Fakat sivilceler de varmış, onlar da kaybolmuş. Nasıl olmuş? Çünkü zerdeçal bağırsakları, karaciğeri temizlerken bağışıklık sistemini güçlendirdi mi ne oluyor? Karaciğer rahatlıyor, vücut kendini temizliyor, arıtıyor, sivilce yer kalmıyor. Bu kadar basit. Yorum çok ama bazı yorumlara benzer yorumları atlıyorum. Çünkü vakit, konuştuğum konular tekrar konuşmak istemiyorum. Ormuz Gold ile Sarıkan Tron kullan diyor Şükran Hanım. Panik atakta kalmadı. Panik ataklar için Ormuz Gold ve Sarıkan Tron kullandım. Panik ataktan kurtuldum. Tekrar sipariş vereceğim. Teşekkürler demiş. Gevencel kullanıyorum, faydasını gördüm diyor. Nasıl faydasını görmüş? Gözlerinin kenarındaki kırışıklıklar, buradaki kırışıklıklar ne olmuş? Yok olmuş. Nasıl kullanıyor? Şöyle. Vay diyallah, maşallah. Böyle biraz bu sürüyor. Biz de bu fırsattan istifade deney yapalım. Bizim de kırışıklarımız gençsin. Çünkü vakit bulamıyoruz. Ancak şimdi vakit buluyoruz. kullanmış. Kırışıklıktan kurtulmuş. Teşekkür ediyor. Biz de kendisine teşekkür ederiz. Fatih Bey, sivilce. Bir arkadaşım düğüne gidecektim. Sivilce çıktı diyor. İki gün sonra gece yatmadan evvel parmağımın ucunda gevenceye sürdüm. Az bir şey, şu kadar diyor. Sivilcenin üzerine sivilceye gevenceye sürmüş. Şöyle parmak ucu kadar iyi birkaç damla sivilce sürmüş. Cildim ışıl ışıl oldu. Sivilceden eser kalmadı diyor. Arkadaşım düğüne gidecek tabii sivilceden dolayı gülerler diye korkuyor. Adamcağız ne olmuş? Cildi güzelleşmiş, sivilceden eser kalmamış. Maşallah maşallah. Ha, bu gevenceli içerisinde sadece geven yok tabii ki. Doğal antibiyotik var. Biraz önce dedim ya. Kilosu 1750 dolar olan bir antibiyotik var bu gevenjel. Tek başına gevenden oluşmuyor tabii ki. Bazı uyanıklar biz de yaparız gevenjel diye boşuna uğraşmasınlar. Çünkü kilosu 1750 dolar olan doğal bir antibiyotik var. Onu da sadece Gökçek bilir. O kadar da bilgimiz olsun değil mi? Evet, yani yorumların çoğunu geçiyorum çünkü birbirine benzer yorumlar. Maşallah maşallah, iyi olmuş, güzel olmuş. Onu da geçtim, bunu da geçtim, şunu da geçtim. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Evet, Canan İnci hanımefendi. Kükürt. Eşim sipariş verdi. Kayınbiraderimin ağır seyreden bir kabızlığı ve ayak parmağında ileri seviyede kandida var diyor. Ayak parmağında ileri derece seviyede mantar ve kabızlık sorunu vardı. Tırnağın çekilmesi gerekiyordu. İltihap kaplamış tamamen. Doktor çekilecek demiş, başka yolu yok. Tırnak çekilmesine bir hafta kala kükürt kullanmaya başlamış. Tırnak mantarı geçmiş. Ameliyatta yani tırnağı çektirmeye gerek kalmamış. Şişkinlik geçmiş, kabızlık geçmiş. İki aydır düzenli kullanıyoruz, teşekkürler demiş.
Biz de kendisine teşekkür ediyoruz. Oh, çok güzel bir video yorumu var. İsteyenler bakabilir. Ferhat Çağman buraya gelmişti. Evvelki gün, evvelki gün müydü? Ha evet. Saçları fırça gibi olmuş. Diyor ki ben de sizin minoksidili kullandım. Dedim ki minoksidili ne kullandın senin saçında bir şey ki? Dedi ki yok saçım açıktı böyle değildi. Üst tarafı böyle yarı yarıya boşalmıştı. Sizin diyor video uzun sürüyor. Evet. Ses açık değilmiş. Ama isteyenler bakabilir Facebook'ta. Saçının üstü yarı yarıya dökülmüştü. Bizim ürünleri 4 ay kullandıktan sonra saçı maşallah fırça gibi olmuş. Hem videosu var hem resmi var. Dedim ki ha böyle gelmişken hem önceki fotoğrafları ve size şimdiki fotoğrafları çekelim. Arkadaşlar fotoğrafı çektiler. Önceki fotoğrafla şimdiki fotoğraflar karşısında görürsünüz. Hem videoyu çektik hem fotoğrafını çektik. Sağ olsun kendisine teşekkür ederiz. İnternete attık. Bu arkadaşımızdan lamp bezleri için diyor zerdeçal kullandım. Lamp bezlerim tamamen videosu var. İsteyenler bakabilir. Zerdeçal seti kullanmış. Bugün de maşallah bayağı yorum var. Şimdi insan vücudunda çok yoğun bir lenf sistemi var. Çok yoğun bir lenf sistemi. Ne işe yarıyor lenf? Toplar damar gibi. Ne topluyor lenf sistemi? Lenf kanalları daha doğrusu. Toplar damar gibi olan tek yönlü çalışıyor bu. Sadece topluyor. Ne topluyor? Yağ artıkları, protein artıkları, her türlü gıda artıkları, ölü hücreler, ölü bakteriler, mikrop, zehir, her şeyi topluyor. Belediyenin fenişleri gibi lenf sistemi. Çöp topluyor, çöp. Nereye gidiyor? Şuraya geliyor, burada köprücük kemiğinin altındaki toplar damara veriyor. Buradan da toplar damara, toplar damardan kalbe, kalpten akciğere gidiyor kir. Kişiye göre değişir ama 3,5-4 litre, 3 ile 4 litre arası lenf sistemi çöp topluyor. Belediyenin fenişleri gibi. Topladığı çöpü buradan buraya veriyor, aşağıdan kasıklara veriyor vesaire vesaire. Topladığını toplar damara veriyor. Çöpçü diyebiliriz lenf sistemine. Belediyenin fenişleri. Belediyenin feni çalışmazsa bir ay sokaktaki, çarşıdaki, caddedeki çöpü toplamasa ne olur? Kokudan, sokaktan geçemezsiniz. Lenf sistemi de çalışmazsa ne olur? Vücudumuz çöplüğe döner. Her türlü hastalık ortaya çıkar. Bu lenf kanalları artık mikropları öldüren lenfositler, leukositler vesaire üretmez. Ne üretir? Mikrop üreten yuvaya, mikrop üreten merkez haline gelir. Bu beyefendi de kullanmış lenf bezlerim mükemmel çalışıyor. Teşekkürler demiş. Sağ olsun. Evet, 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 evet. Birçok yoruma geçmek zorundayım. Kusura bakmasınlar. Bordo İbrahim Biricik Beyefendi aloe vera jel kullanmaya başladıktan 2 gün sonra bacaklarımda dayanılmaz ağrı başladı. La ilahe illallah Muhammed Resulü. Çok şaşırdım. Aloe vera jel kullanmış, ağrı başlamış ayağında. Sonra beni aramış. Demiş ki o kadar çok ağrıyor ki geceleri uyuyamıyorum. Sizin aloe vera jelden dolayı neden böyle oldu demiş. Ben de ona demişim ki panik yok. Ölen mikropların yaymış olduğu toksik madde tabii ki böbrekleri karaciğeri aratamadığı için hemen ağrılar olur devam eden. Buna iyileşme krizi denir. Gavurcası yani İngilizcesi D-Off sendrom, Almancası Herxheimer reaksiyon, Türkçesi iyileşme krizi. Ölen mikropların yaymış olduğu toksik madde biraz rahatsızlık verecek demişim. Arkadaşımız ikna olmuş, kullanmış. Bir hafta içinde ağrılarım kayboldu. İşim gereği 10 saat ayakta çalışan biri olarak fazla yorgunluk neticesinde bacaklarımda sızlama ve ağrı oluyordu. Şükür aloe vera jel kullandıktan sonra şikayetlerden kurtuldum. Maşallah. Daha devam ediyor. Bu kadar yeter. Aa, çok güzel bir yorum. Bu Hacı Emmi. Hacı Baba Abdülbekir Müftüoğlu. Bu doktora gitmiş. 6 ay önce stent takmışlar. Videosu var, isteyen bakabilir. Kalp damarı tıkalı, oraya stent takmış. 6 ay sonra tekrar tıkanmış. Doktor demiş ki, stentin içine stent takacağız. Bu da korkmuş tabii bu sefer. İyi bakmış.
6 ayda bir tıkanır, 6 ayda bir sistem taktırılacak hali yok. Gelmiş bize, biz ona ne yapmışız? Alıç seti vermişiz. Alıç seti T, hem zayıflaması için. Kullanmış, 6 hafta sonra tekrar doktora gittiğinde doktoru %85 olan tıkalı olan damar açıldı, %15'e düştü demiş. Maşallah maşallah, 6 haftada 15 gün daha kullansa ne demek? Hepsi açıldı, geriye 15 kalmış. 15 yani %70 açılma olmuş. 10 numara. Gülbin Karaca. Merhabalar hocam, 3,5 yaşında kızımı sarı kantaron seti Afrika Sarı Dünyası kapsülü kullanmaya başladı. İkinci ayımız oldu. Kızımda burun akıntısı, ciğerlerdeki bronşit geçti, konuşması açılmaya başladı. Konuşması açılmaya başladı demiş. Ha, atipik otistik çocuk. Sarı kantaron Afrika Sarı Dünyası kullanıyor. İkinci ayımız oldu. Burun akıntısı, bronşit geçti. Konuşması açılmaya başladı. Maşallah maşallah. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde otistik çocukların sayısındaki hızlı artış nedeniyle 1989'dan 2003 yılına kadar süren 14 yıllık bir araştırma yapıldı. Neden otizm aşırı yükseliyor? 10.000'de bir çocuk eskiden otistikken şimdi 100 çocukta bir çocuk otistik olmasını araştırdılar. Amerika Birleşik Devletleri'nde 14 yıl süren bu araştırma sonucunda aşının içindeki timerisalın otizmi tetiklediği, çünkü timerisalın %49'u civarı, geri kalanı kadmiyum, kurşun, nikel, alüminyum içerir. Dünyanın en tehlikeli ağır metallerini aşının içine koymuşlar ve bütün aşıların içerisinde timerisal var. Neymiş? Koruyucuymuş. Nasıl koruyucu? Zehirleme. Yahudi lobüsü dünyada Rothschild, Rockefeller Yahudi şebekesinin onların üretmiş olduğu ilaçlar yavaş yavaş tüm dünyada insanları zehirliyor. Bu araştırma sonucunda ne dediler? Dediler ki atipik otizmi tetikleyen hiperaktivite, dikkat eksikliği vesaire tetikleyen şey aşıdır, aşı içindeki kimyasaldır. Ve Amerika, Avrupa, Japonya, Rusya içinde tehlikeli madde içeren timerisalı bırakıp doğal aşıya geçti. Biz hala geçemedik. 200'den fazla bu konuda benim internette videom var. Kimse duymuyor, kimse görmüyor, kimse bilmek istemiyor. Evet. Bu konuya kimse giremiyor. Bir benim gibi deli dumruludan başka. Evet. Niye? Bazıları bu işten menfaatleniyor. Minoksidil ne yapıyor? Sabah saçını yıkadıktan sonra hafif kurutuyor, nemliyken 5-6 demet fıs fıs fıs. Ondan sonra masaj yapıyor, yapıyor. Akşama kadar yıkamıyor. Akşam yıkıyor, tekrar böyle püskürtüyor, o kadar. Bunun içerisinde dünyada birçok firma minoksidil üretiyor. Bizim üretmiş olduğumuz minoksidilin farkı şu. Dünyanın diğer ülkelerinde üretilen minoksidilin içerisinde finasteridin var. Finasteridin erkeklik hormonunu bozar, erkeğe yavaş yavaş kadınlaştırır. Çünkü prostat büyümesine karşı, ihuluk prostat büyümesine karşı kullanılan bu ilacın kısırlığa sebep olduğu, erkekliği bitirdiği biliniyor. İnternette var, işte baksın. Biz onun yerine ondan 100 kat daha pahalı. Finasteridin kilosu $50. Bizim kullanmış olduğumuz etken maddenin kilosu $5,000. 100 kat daha pahalı bir ürün kullanıyoruz burada, etken madde. Ama onlar bizden daha pahalı satıyor. Ben bu işi anlamadım. Anlayan varsa bana anlatsın. Duymuyorum. 100 kat pahalı ürün kullanıyoruz, etken madde kullanıyoruz ama adamlar bizden daha pahalı satıyor. Daha ucuz ürün imal ettikleri halde daha pahalı satıyorlar. Ben bu işi anlamıyorum. Çok mu cahilim acaba? Çok mu cahilim? Allah Allah. Bütün derdi para kazanmak olan insanlarla bir arada olmak bir işkence. Kadir Cebeci geçen hafta buradaydı. Minoksidil kullanıyor. Saçların gittikçe uzuyor. Saç dökülmelerim çıkıyor. Saçlarım uzuyor. Saç köklerim çıkıyor.
dökülme diye bir şey kalmadı. %100 dökülmeden kurtuldum. 80. gün oldu. Saçının fotoğrafını çekmiş. İsteyenler bakabilir. Burada videolu bir yorum var. Kulak çınlaması ve retina damarının tıkanıklığı için ve diş eti çekilmesi için özel bir set kullandım sizden demiş. 1. Kulak çınlaması. 2. Gözün içerisindeki retinadaki damar tıkanıklığı. 3. Variz. 4. Diş eti iltihaplanması. Diş eti çekilmesi. İçin ürün kullandım. Ginkgo seti o demiş. Ve ne olmuş? Uzunca bir videosu var. İsteyen bakabilir. Hamdolsun diyor. Gözlerim açıldı. Diş eti iltihaplanması geçti. Kulak çınlamam geçti. Güzel bir yorum. Bayağı kullanmış. 3 ay. 3 ay kullanmış. 3 ay. Bütün rahatsızları geçmiş. Kulak çınlaması. Gözdeki retina damarlarının tıkanıklığı. Variz. Diş eti iltihaplanması. 4 çeşit farklı rahatsızlığa karşı kullanmış. Ginkgo. Ginkgo. Bundan birkaç önce bana bir poşet dolusu hap getirdiler. Bunlardan biri de Ginkgo. Hanımefendi diyor ki yıllardır bu firmanın ürünü kullanıp bir faydasını görmedim. Açalım bakalım teyzeciğim dedim. Açtık baktık bitki tozu. Sen Ginkgo'dan bu kapsülden 1 milyon tane kullansan faydasını göremezsin. Niçin dedim? İçinde etken madde yok. İçinde en az etken madde olan bir Ginkgo etken madde. Nasıl etki göreceksin? Göremezsin. Bu kadar basit. Evet, bir video daha var burada. O da kullanıcımız Palmira Işık hanımefendi diyor ki saçlarda kepek, saç dökülmesi ve hormon bozukluklarından dolayı kullandım, faydasını gördüm. Oğlumda da sinüzit vardı, o da kurtuldu. Oğlu at kestanesi setiyle, kendisi de kurtulmuş. Uzun bir video var, isteyen bakabilir maşallah. Hakan Taşkın beyefendi, ha o da yine saç, bugün saçla ilgili bayağı yorum var maşallah maşallah. Minoxidil Mini Plus seti kullanmış, fotoğraflarını koymuş. Çekmiş, koymuş. Saçları fırça gibi olmuş. Birisi de yorum, fotoğraf nerede diyor. Fotoğraf burada. Fotoğraf nerede diye yorum yapmış. Fotoğraf burada. Nereye bakıyor ben anlamadım. Hamit Karakozu. Ben saç ektirmesini düşünüyordum fakat Güleller diye saç ektiremiyordum. İbrahim Bey ürünlerini aldım, kullandım. İki adet saçlarım diyor. Fırça gibi oldu. Kendisine teşekkür ederim. Vesaire. Evet, bu konuda bayağı yorum var. Çok güzel, enteresan bir yoruma geldik. Murat Özgen beyefendi diyor ki uzunca bir video var. Maşallah maşallah. Annesi, babası, dedesi, ebesi, ninesi, çocukları, bütün aile bizim ürünleri kullanıyor. Aile boyu masanın üstüne dizmiş böyle. Hepsinin böyle fotoğrafını çekmiş. Videosu var, isteyen bakabilir. Çoban çantası setiyle hemoroidden kızım da efendim diyor burun kanaması vardı. O burun kanaması çoban çantası setiyle onda burun kanaması geçti. Bende de diyor hemoroid vardı çoban çantası setiyle. Çoban çantası özelliği şu. Her türlü kanama. Bağırsaktaki kalın bağırsak, 12 parmak bağırsak, ince bağırsaklar kanama, mide kanaması. Bayanlardaki rahim ve yumurtalıktaki kanamalar. Burun kanaması. Yıllar önce Pakistan'da bir genç sürekli burun akıntısı, burun kanaması vardı. Strese girdi mi burnu kanıyordu. Doktor uzun boylu bir gençti. Çoban çantasıyla tedavi ettik adamı. Yıllar önce Pakistan'da biri. Evet, 30 yıl olmuştur. Mikail Büyük Bayraktar. Hocam prostat setini cüce palmiye kullandım. 5 gündür kullanıyorum. Çok rahat. 5 gündür kullanıyorum cüce. Maşallah maşallah. 5 günde rahatladım diyor. 5 günde. Maşallah. Hatice Durak hanımefendi dizimdeki Baker kisti. Zerdeçal kullandım diyor. Evet.
Daha başlayalı bir ay olmadı. Rabbime şükürler olsun, kistine bir şey kalmadı. Maşallah maşallah. Evet, neymiş? Bak etkisi nedir? Ayak dirseğinin şu boynuna, diz boynu denir ayaktaki. Diz boynundaki kist, şöyle tavuk yumurtası kadar olan kist, zerdeçal seti ile baker kist bir ayda erimiş. Çok şükür, teşekkür ederiz. Demiş. Evet, yorum çok, zaman yok. Bugünlük bu kadarla bağlayalım mı, bağlamayalım mı? Böbreğimde taş vardı demiş Nilüfer Hanım. Biri 3, diğeri 6 milim. Evet, avokado seti kullandım. Avokado seti ile böbreklerimdeki taş düştü. Allah razı olsun demiş. Çeliker, aylardır çocuklarım için Ormus Gold kullanıyorum. Gün geçtikçe etkilerini görüyorum. Çünkü çocuklar sınava, derse, okula daha çok adapte oluyor. Okulda daha başarılı, derste başarılı. Artık agresif değiller. İş okulda başarılı oluyorlar. Çok güzel bir yorum. Çokman beyefendi. Efendim, bir set çentiyan kullandım. Faydalı, iştahım aç. İştahsızlık nedeniyle yiyemiyor, içemiyor. Halsiz, dermansız, yorgun, bitkinken bizden bir set çentiyan kullanmış. Bir set. Hemen yemesi, içmesi, iştahı düzelmiş. Günümüzde birçok insan diyet yapıyor, 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 yapıyor. Ne oluyor? Mide, bağırsak, karaciğer, pankreas, sindirim salgıları salgılamıyor. Sindirim salgısı salgılayan organlar yavaş yavaş sindirimi azalttıkça azalttıkça böyle anoreksiya nervoza denen hastalık ortaya çıkıyor. 30 kiloya kadar düşüyor ve bazı ölenler bile oluyor. Bu vatandaş da ne yapmış? Yememiş, içmemiş, yavaş 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 süzülmüş ve Allah korusun çok tehlikeli. Benim tanıdığım iki kız kardeş vardı, günde 2-3 tane zeytin yiyor. Çok komik. Ölecekler neredeyse. O kadar zayıfladılar. Evet, onları çentiyanla tedavi ettik. Oradan yıllar önce bu. 8 ay önce, Tanguç beyefendi, 8 ay önce kalp krizi geçirdim. Önlem olarak alış seti kullanıyorum. Şaşırtıcı derecede tansiyonum çıkmıyor. Kalp krizim geçti. Maşallah. Alış seti kullanıyor. Kalp krizi için tansiyonu düşüyor. Kalp krizi riski ortadan kalkıyor. Kalbi güçleniyor. Maşallah maşallah. Efil Hanım. Çok enteresan. Kusma ve dışkı yapamama problemim vardı. Bak, dışkı yapamama. Yani tuvalete gidiyor. Defacetini yapamıyor. Çeşitli ilaçlar kullandım. Hiçbirinin faydası olmadı. İyi ki varsın hocam demiş. Çoban çantası seti kullandım. Daha ikinci sette bitmeden, ikinci setin yarısında hiçbir sorunum kalmadı. Bazı insanlar var, tuvalete gidiyor. Oturur oturur yapamıyor. Metabolizma çökmüş. Bağırsaklardaki harekete peristalik hareket denir. Bağırsak çalışmıyor. Diyet yapa 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 bağırsak kuruyor. Ondan sonra buradan bir şey gidiyor, arkadan çıkmıyor. Sistem çöküyor. Evet, diyet yapacağız yapacağız diye diye diye. Yani abartmayalım. Abartmayalım. Yoksa bir gün yallah. Ünseven hanımefendi, sinüzitü olan biri var ise Afrika sardunyası alsın, kullansın. Bıçak altına yatmayın. Ben kullandım. Etkisini gördüm demiş. Prostat söylemiştim. Prostat rahatsızlığı olan bir beyefendi, cüce palmiye kullandım. Bir haftada kendime geldim demiş. Evet, bugünlük bu kadar yeter. Herkese sağlık, sıhhat, afiyet diliyorum. Allah'a emanet olun. Hürmetler, saygılar, selamlar.